Bismillahirrahmanirrahim. Feilahiyat Arapça 4. Ünite 1. 2019'un Şubat ayındayız. Bölüm 1 Arapçada sayılar 1 demiş. Arapçada sayılar konusu son derece önemli ve diğer konulara kıyasen biraz daha karıştırılan bir konu olmaktadır. Bununla birlikte zor olduğunu düşünmüyorum. Sadece ezber yapılması gereken şeyler biraz daha fazla olabilir. Şimdi birlikte üniteye göz atalım. Ünitenin 5 tane alt başlıktan oluştuğunu görmekteyiz. Giriş. Türkçe dil bilgisinde sayılar sıfat hükmündedir. Örneğin 5 kitap dediğimizde 5 sayısı kitap kelimesini niteliğini durumundadır. Arapçada ise sayı yani el adet, adet sayı demek bir ismi niteliğin değil, tersine bir isimle kapalılığı giderilen mübhem bir isimdir. Mübhem kapalı demek zaten. Kapalılığı gideriliyor. Nasıl? 5 diyorsun. 5 ne ama? Hani 5 elma, 5 kitap dediğinde 5'in ne olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kapalılığı açıklanmış oluyor. Sayılan El-ma'dud yazıyor burada. Ma'dud. Sayı adet demek. Sayılan ma'dud demek. Arapçası Türkçesi. Sayılan sözcük Arapçada sayıdan sonra gelmekte. Önce sayı peşine sayılan gelmektedir. Ve sayının açıklayıcısı durumunda olduğundan buna temyiz diyeceğiz. Ne olduğu çıkacak daha sonra ortaya. Matematik işlemleri dışında bir cümlede sayı sayılan olmaksızın kullanılmaz. Matematik işlemi yapmıyorsan bir sayı varsa peşine onun sayılanı yani 5 deyip geçemezsin. 5 ne? Elma mı? Bilgisayar mı? Telefon mu? O 5'in ne olduğunu belirtmen gerekir. Bununla birlikte sayılar kullanımlarına bağlı olarak 4 kısma ayrılabilir. Bir müfret sayılar. Buradaki müfret tesniye, cemi manasında değil. Yani tekil, ikil, çoğul manasında bir müfret değil. Burada kastedilen şey sayının tekil olmasıdır bizzat. Yani ne kastediyor? 1 ile 10 arasındaki sayılar. Buna müfret adı verilmiştir. Tesniye, cemi manasında, ikil, çoğul manasında değil. 1 ile 10 arasındaki rakamlara ne ad verilmiştir? Müfret sayılar. Bu sayılara müfret deniliyor. Müfret denildiği zaman demek ki 1 ile 10 arasındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlara ne diyoruz? Müfret. Bir tane müfret sayı söyle denildiği zaman 20 demeyeceğiz yani. Mürekkep yani bileşik sayılar dediğimiz şeyler el adedül mürekkep bileşik sayılar 11 ile 19 arasındaki sayılardır. 20 dahil değildir. 10 dahil değildir. 11 dahil, 19 dahil ve aradaki diğer sayılar dahildir. Niye bileşik demiş buna? Çünkü birleşik yazılıyor. Bunlar aşağıda hepsi daha net bir şekilde ortaya çıkacak. 3. Ukut sayılar. Ukut onlu, onarlı sayılar. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunlar yani. Onarlı sayı. 20, 30, 40 diye devam eden sayılar. 21 ukut mudur? Değildir. Veya 31, 32, yo değil. 93, 95, değil. Sadece 20, sadece 30, sadece 40, sadece 50, 60, 70, 80, 90. Yalnızca bunlar. 100 dahil mi? 100 de dahil değil. 10 dahil mi? 10 da dahil değil. 10 müfrettir. Matuf yani atıflanmış sayılar. Yani arada vav olan sayılar. 21 ile 90 arasındaki sayılara matuf diyoruz. İyi de 21 ile 90 arasında 30 da var, 40 da var, 50, 60 hepsi var. Onlar dahil değil. O onarlı sayılar buraya dahil değil. 21'den 29'a kadar, 31'den 39'a, 41'den 49'a kadar, 51'den 59'a, 61, 69, 71, 79 arası ve bunlar dahil tabii. 81, 89 arası bunlar da dahil. 91'den 99'a kadar olanlar, bunlar da dahil olmak üzere, bunlara matuf diyoruz. Atfedilmiş. Çünkü burada iki tane sayı arasında vav var. Bunlar ifade ederken vav kullanmamız gerekiyor iki sayı arasında. Bundan dolayı bunlara matuf yani atıflı sayılar denilmiştir.
Bu anlattıklarımız bir ön bilgi. Dil bilgisi konusu geldiğinde bunların çok daha iyi anlaşılabileceğini fark edeceksiniz. Günlük hayatımızda Arapça bir. Şimdi bu video çekimimizde bu ve bundan sonrakinde tüm parçaları okuyup manalandırmayı düşünmüyorum. Çünkü burada geçen cümlelerden çıkan soru sayısı yok denecek kadar azdır. Yani video çok uzuyor, zaman kaybı oluyor diye düşünenler var. Bu yüzden bir iki paragraf buradan, bir iki paragraf alttaki tercümelerden okuyarak tercüme işini kapatacağız. Daha çok dil bilgisi ve soru çözümleri üzerinde durmayı hedefliyoruz. Günlük hayatımızda Arapça 1. El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiyeti 1. Yevmiye günlük hayatına hayatımızda. El Arabiyye Arapça. El usratul kebiratu. Kebira büyük demek. Burada geniş manasında kullanılmış. Büyük aile, geniş aile. Nerede? Fi tesukun eydi. Bayram alışverişinde. Veya tesevvuk ile eydi. Tesevvuk ile eydi. Bu da olur. Bayram alışverişinde. Ki tesevvuk okumak doğrudur. Tesevvuki. Tesevvaka, tesevvuk, mastar. Tesevvukun eydi, bayram alışverişinde olan geniş bir aileden bahsedilecek şimdi. Kaç şüphesiz ki şarefe. Şarefe fiili ala harfi cer ile birlikte kullanılmakta. Burada şarefe var. Peşine ala gelmiş. Araya baya kelime girmiş olsa da bir şeyin yaklaşması olmak üzere olduğunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bir tabirdir. Kaç şüphesiz ki şarafe üzeredir. Şehrul hayri iyilik ayı. Şehrul ramazane ramazan ayı. El mübarek mübarek ramazan ayı. Alel intihai bitmek üzeredir. Alel intihai bitiyor. Bitmek üzeredir. Şerefe ile birlikte bitmek üzeredir. İyilik ayı olan mübarek ramazan ayı bitmek üzere. Ve hâhü ve idul fitri alel ebvâbi. Ramazan bayramı kapıdadır. Eid-ül Fıtr, Ramazan bayramı demek. Alel ebvabi kapıdadır. Ebvab, babın babağın ebvab. Cemi mükesser olur. Ve tendefi'u, tendefi'u akın ediyor el usaru aileler. Usratun müfrettir. Üser, cemi mükesserdir. Aileler akın ediyor. Bir sigariha, küçüğüyle birlikte ve kibariha ve büyüğüyle birlikte. Ailenin küçük fertleri, büyük fertleri fark etmez. Hepsi birlikte akın ediyorlar. Nereye? İle mi demişler. Bu mi olmaz. M olur. Mimin fethası ile. Merakizi tesevvuki. Doğru yazılış burada. Burada her ne yazıyorsa gördüğün şey şuradaki olmalıdır aynı zamanda. Tesevvuk. Burada nasıl ki vavda şedde var. Burada da olmalıydı. Yazım hatası olmuş. Baskıda problem var. Siz buranın şeddeli olduğunu bilin yani. İle meraki mim fetası ile merakizi tesevvuki alışveriş merkezlerine büyüğüyle küçüğüyle aileler akın ediyor. Niye oraya gidiyorlar? Niye akın ediyorlar? Lişirain satın almak için. Ne? Üstelzematil idi. Bayram için gerekli olan şeyleri ne gerekiyorsa onları almak için. Bayram ihtiyaçlarını satın almak için gidiyorlar. Fakat şüphesiz ki i'tade adet edinmişti. Ahmedu Ahmet ve ailetuhu ve Ahmet'in ailesi. Adet edinmişti, alışkanlık edinmişti. Ale tesevvuki alışveriş yapmayı gubeylel eyli bayramdan az önce. Gubeyl aslında kable kelimesi gubeyl olmuştur. İsmi tasgir kalıbına dönüşmüştür. Az önce demek. Gubeylun nusayrun değil mi? Nusayr. Ketebe ketbün küteybun gibi. Az önce. Ba'de sonra demek. Bu'ayde az sonra. Kable önce. Gubeyle az önce. Gubeyle aydı. Bayram öncesi. Bayramdan birazcık önce. Bayram alışverişi yapmayı Ahmet ve ailesi adet edinmişti. Bi'eyyamin galiletin. Yevmi yevmane eyyam. Günler demek. Galile az demek. Bayramdan az birkaç gün önce lişirain satın almak için melabisil eydi el cedideti yeni bayram elbiselerini hani bayram için yeni elbiseler satın almayı vel ehziyeti ve ayakkabı satın almayı ayakkabılar satın almayı
hedaya, bazı hediyeler satın almayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Velakin fakat aleyhi, ona gerekir. Yani Ahmet'e gerekiyor, Ahmet zorundadır. En yehude mizaniyete beytihi bi'aynil itibari daimen esna-i tesavvuki. Hepsini birlikte okudum. Ahmet'e ne gerekir? Ahmet'e gereken şey, evinin bütçesini daima göz önünde bulundurması gerekiyor. En yehude mizaniye. Mizaniye ekonomi manasında, bütçe manasında. Beyti ev. En yehude dikkate almak. Bi'aynil itibari. En yehuze bi'aynil itibari. Göz önünde bulundurması gerekir. Mizaniyete beyti, evinin bütçesini daimen sürekli. Ne zaman peki? Esna-i tesevvuki, özellikle de alışveriş esnasında. Ve bi sarahatin, açıkçası enne hâzihi'l eyyâme, bugünlerde evkâtun vakitlerdir. Öyle vakitlerdir ki bunlar sâbetun, zor. Kim için zor günlerdir bu alışveriş günleri, bayram öncesi günler? Bin nisveti li Ahmet'e. Ahmet için zor günlerdir. Niye Ahmet için zor olsun ki? Lienne, çünkü usrattehu, o Ahmet'in ailesi nedir? Kebiratun, büyüktür, yani geniş bir ailedir. Cidden çok. Ve tetekevvünü oluşur. Tetekevvünü oluşuyor. Ney? Hiye, gizli zamir, yani o aile oluşuyor. Min sittet etfalin, 6 tane çocuktan. O 6 çocuktan, minha, o 6 çocuktan, selasetü ebnain, 3 tanesi erkek çocuktur. Ve selasü benatin, 3 tanesi de kız çocuktur. Etti 6. 6 çocuğu açıkladı. Ve yine oluşuyor değil mi? Tetekevvünü min imraetin vahidetin. Bir tane kadından oluşuyor. O kadın ki tuhibbu, seviyor. Ettesevvuka, alışveriş yapmayı. Ne gibi yani? Ke mu'zamin nisai. Kadınların çoğunun, büyük bir kısmının sevdiği gibi bu kadın da alışverişi seviyor. Ve yine ailesi oluşuyor. Raculin, bir adamdan ki miskinin, miskin bir adamdan oluşuyor. Miskin kelimesi burada zavallı manasında kullanılmakta. Yaşlı bir kişi manasında kullanılmaktadır. Ve aleyna, ve ayrıca yine bize gerekir. Hani yapmalıyız, ne yapmalıyız? En nuzife, eklememiz gerekir. En de şüphesiz ki lehu, Ahmet için vardır. Ebu, bir baba, ve ummu, ve bir anne. Ahmet'in annesi babası da var. Ailesi genişlerken bunlar da yaşıyor. Ve huma, annesi de babası da, o ikisi de şahsani, iki şahıstır. İsnani, öyle iki şahıs ki bunlar azizani, değerli. Yestahikkani, hak ediyorlar. Kullel ihtirami, bütün hürmeti. Vel mehabbeti, vel muhabbeti, ve muhabbeti, sevgiyi de hak ediyorlar. Fe şüphesiz ki cemi'a adedi efradi usratihi, ailesinin fertlerinin sayısının tamamı, yani aile fertlerinin hepsi toplam nedir? Esbaha oldu, aşarate eşhasin, 10 tane şahıs oldu. Ailesi toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Ba'de galilin, az sonra yeduru, cereyan edecek, beynuhum, aralarında hivaru tesavvuki ettali, aşağıda gelen alışveriş diyaloğu kendi aralarında cereyan edecektir. Cereyan etmek, gerçekleşmek manasında. El Ebu, baba şöyle diyor. Şuradan 200 satır okuyup bırakalım. Mesela şuralara kadar okuyalım. El Ebu, baba diyor ki ya evladi, veledün evlat, cemi mükesser, sondaki ya ise nispet, yani aitlik ifade ediyor. Ya evladi, ey çocuklarım, benim çocuklarım. İnne şüphesiz ki mizaniyetena, bizim bütçemiz vayyikatun, dardır. Cidden gerçekten kema, o şey gibi ki talemune, sizin de bildiğiniz gibi bütçemiz dar. Lida, işte bunun için seneşteri, aslında neşteriyu, seneşteri, biz satın alacağız. Garavan vahiden el garavayni isneyni likülli şahsin. Burada geçen garaz ihtiyaç demektir. Garavan vahiden, tek bir ihtiyaç alacağız. El garavayni, veya iki tane ihtiyaç da olabilir. İsneyin iki ihtiyaç da olabilir.
İki şahsın her bir şahıs için, her bir kişi için bir, hani bilemedin, iki tane ihtiyaç alacağız. İstediğiniz kadar şeyler almayacağız. Ve ba'di demiş ama burada hata almış. Ba'di olmaz. Ba'de, dalın fethası ile. Ve ba'de selaseti esabi'a. Esabi'a, usbu'un esabi'a. Cimi mükesserdir, haftalar demek. 3 hafta sonra tuftahu açılacak. Fetha yeftahu tuftahu meçhul muzari. El medarisu okullar açılacak. Ve fidarikel vakti asıl o zaman senehrucu biz çıkacağız. Ecek acak diye mana veriyorum değil mi? Çıkacağız. Çıkacağız. Ecek acak çıkacağız. Niye? Sin var. Asıl o zaman çıkacağız. Littesevvuki alışveriş için. El hakikiyi asıl yani hakiki alışveriş için o zaman çıkacağız. Şu an ufaktan bir alışveriş yapıyoruz. Ve fil hakikati hakikatte gerçekte ise lem ense ben unutmadım. Tesevvukana el ahira sonuncu alışverişimizi lidiraseti okul için yapmış olduğumuz o sonuncu alışverişi de unutmuş değilim. Fis senetin maliyeti ba'du. Bundan önce olan geçen yıl yapmış olduğumuz lidiraset eğitim için okul alışverişi için yapmış olduğumuz geçen yılki alışverişi unutmuş değilim. Geçen yılın son okul alışverişini unutmuş değilim. Henüz unutmadım. Fatma diyor ki La be'se bih ya ebi. Sorun değil baba. İnne şüphesiz ki kesen alel hakkı haklısın. Ve inneni ben de merkez seninle birlikteyim. Sana katılıyorum. Dedi ve rakibe bindi. Es-seyyarat otomobile kim? Sittet efradin. 6 tane fert. Minel usrati aileden. Aileden 6 kişi otomobile bindi. Niye? Lidzehabi. Lidzehabi. Zehebe yedhebu. Zehab da olabilir. Gitmek için. Nereye? İla merkezi tesevvuki el-cedidi. Yeni alışveriş merkezine gitmek için. Ve bakiye kaldı fil beyti evde el-ceddu ve el-ceddetu. Dede ile nine kaldı. Ve dıflane sagirane. Ve 2 tane küçük çocuk kaldı. Minel evladi. Diğer evlatlardan sadece 2 tane küçük çocuk kaldı. Lemma vesalu onlar vardıkları vakit vesale vesala vesalu ketebe keteba ketebu gibi onlar varınca merkeze yani alışveriş merkezine onlar vardıkları vakit o cibe elet falu çocukların hoşuna gitti hayran kaldılar çocuklar neye bi vahameti mebnahu kesiran. Binanın görkemi çocukların çok hoşuna gitti. Vaham kelimesi görkem demek. Mebna bina demek. Binanın görkemi, ihtişamı çocukları hayrete düşürdü. Hem de ne kadar? Kesiran çok hayrete düşürdü. Musa dedi ki, tabi her zaman için gidilen bir yerde ben daha önce gelmiştim diyen birisi çıkar. Musa dedi ki küntü ben idim kat eteytü gelmiştim ma'a istikai sadikun estika cemi mükesser arkadaşlarımla birlikte gelmiştim huna buraya kable aşarat eyyamin 10 gün önce gelmiştim burayı biliyorum fe inne çünkü hadel mekan fe inne şüphesiz ki hadel mekane bu mekan min ekberil emakini en büyük mekanlardan birisidir littesevvuki alışveriş için. Ve o yani bu bina nedir? Fil mertebeti salisit. Üçüncü sıradadır. Hangi noktada yani boyası en güzel olması bakımından mı? Min nahiyetil hadaseti. Fi medinetina. Yenilik bakımından şehrimizde üçüncü sıradadır diyor. Nahiyetil hadis kelimesi yenilik bakımından, yenilik yönünden, nahiye bakımından, yönünden, açısından demek. Hadase yenilik demek. Şehrimizdeki yenilik bakımından üçüncü binadır. Fakat şüphesiz ki bu niye bina değildi? Min kıbeli şirketin. Kıbel tarafından demek. Kable değil bu, kıbel. Min kıbeli şirketin, şirket tarafından. Müteaddidetil cinsiyati. Çok uluslu bir şirket tarafından
inşa edilmiştir, bina edilmiştir. Bena buniye. Nusira gibi buniye, meçhul fiil, mazi. Ve yucedu vecede yecidu yucedu bulunur el müşterikuna bulunuyor müşterikuna iştirakçıları ortakları yani lihade şirketi bu şirket için min tis'i düvelin ecnebiyetin ecnebi yabancı düvel devletler tis'a 9 toparlarsak şirketin 9 yabancı ülkeden ortağı bulunmaktadır. Nihade şirketi bu şirket için vardır. Min tis'in düvelin. 9 tane devletten ortakları vardır. Hem de ecnebiyetin yabancı. Musa kimdir? Ekberu veledin lil usrati. Ailen en büyük çocuğudur. Ve o tilmizun bir öğrencidir. Fi saffi salisi lisaneviyeti. Saneviye lise demek. Saffi salis 3. sınıf demek. Lisenin 3. sınıfında okuyan bir öğrencidir diyor. Zeynep diyor ki ya ummi ey annem uridu ben istiyorum hiddan bir ayakkabı öyle ayakkabı ki vaviyen ışıklı fosforlu bir ayakkabı istiyorum. Burada fosfor demiş. Selikul şahsin her bir şahıs için vardır heydaun ayakkabı ki vav iyun fosforlu ışıklı fil medreseti okulda. Okuldaki herkesin fosforlu ayakkabısı var. Yani benim neden olmasın diyor. Bu Zeynep kimdir? Kısaca Zeynep'i bir tanıyalım. Zeynebu dikkat et. Zeynebun değil tek ötreyle. Bilenler için gayri musarif olduğundan dolayı böyledir bilgisini de verelim. Zeynep kimdir? Tilmizetun bir öğrencidir. Fi ravvatil etfali. Anaokulunu öğrencisidir. Ve o fil hamiseti min umriha ömründen 5. yıldadır. Yani 5 yaşındadır. Anaokulu öğrencisidir ve 5 yaşındadır. El Ebu Baba diyor ki iden öyleyse yani madem ki herkeste var bende de olsun diyorsun. Öyleyse heyya haydi bina birlikte lineşteri satın alalım. Evvela el ehziyete ayakkabılar satın alalım. Hizzaun müfret, ehziye cemi mükesser, çoğul. Bunu dedi. Daha sonra tedhulu girerler. El usratu aile girer. Fi mahallil ehziyeti cemiyen. Cemiyen birlikte. Mahallil ehziye ayakkabı mekanı, ayakkabı dükkanı. Hep birlikte ayakkabı dükkanına girerler. Musa der ki ya Zeynep, ey Zeynep, Zeynep. Hunaki burada var ehziyetun ayakkabılar ki turiline sen istiyorsun ha onu sen istediğin ayakkabılar işte şurada heyya hadi gel nektar seçelim min ha oradan dedi. Zeynep dedi ki ra'yun harika cidden gerçekten de harika ha ve ma erattuhu işte istediğim budur. Musa dedi ki ma semun hadel hidayi ma nedir semen ücret para. Hader hida şu ayakkabı. Şu ayakkabının fiyatı nedir diye satıcıya, görevliye sordu. El-bâi'atu satıcı yani tezgahtar görevli kişi ne dedi? Semenuhu onun ücreti nedir? Vahidetun ve sittune liraten. 61 liradır. Vahide bir, sittune 60. Sittin sene derler. İşte sittune sittine. 60 demektir. Yanda bir de bir var. Toplarsan 61 yapar. Aradaki hav artı demektir. 61 liradır dedi. El Ebu. Baba dedi ki Ela yucedu. Bulunmaz mı? Huna burada tahfiz. İndirim. Burada indirim yok mu? Diye sordu. Tahfiz. Bazı yerlerde tahfifat veya tahfivat kavramlarını görüyoruz son günlerde mağazalarda. Hani ülkemizde fazlaca artık Arap vatandaşı bulunduğu için onlara yönelik de bir bilgi olsun diye indirim kelimesi artık Arapça yazılıyor bazı yerlerde. El-bâi'etu tezgahtar. Tabi bâi'e demiyor, bâi'etu diyor fark ediyorsunuz. Yani bayan tezgahtar. Burada cinsiyet vermese de Arapça kelimesinden bunu anlıyoruz. Nem, evet var yani indirim var. Hâdes-sîrû. Zaten bu fiyat nedir? Ba'de tahfîvât. İndirimden sonradır. Şu an söylediğim 61 lira zaten indirilmiş halidir.
Bir nispeten 20 bil miyeti. %20 indirimden sonraki fiyat budur. Daha indirmemi de beklemeyin manasına gelmiş oldu. Bir sayfa tercüme yaptık. Diğer sayfayı atladım. Sıra geldi buraya. Burada ne anlatılmış? Yukarıdaki metinde geçen sayıları sayılanlarıyla birlikte belirleyip gruplandırarak kullanım özelliklerini inceleyiniz. İlişkilendir. TRTNET.tr Arabik. Arapça bir haber sitesinde yer alan haber metinlerindeki sayıların kullanımlarına dikkat edip sayıların önemi ve haberdeki bilgi değeri üzerinde durun. Verilen metnin kurgusundan esinlenerek arkadaşlarınızla sayıların çokça kullanıldığı benzer bir metinde siz oluşturun demiş oldu. Burada yapılabilecek şey şurası. Birinci madde. Metinde geçen sayıları sayılanlarıyla birlikte belirleyip gruplandırıp kullanım özelliklerini inceleyin. Bunu yapabilmemiz için evvela grameri anlamamız lazım. Gramer yapıldıktan sonra bu yapılabilir. Ha, nasıl yapılır? Az çok bir ipucu vermiş olayım ben. Mesela evvela bir sayı bulalım. Nerede sayı vardı? Burada var mıydı bilmiyorum ama az önceki yerde geçti. Hani şu burada da varmış gerçi. Ve huma onlar nedir? Şahsan iki şahıstır. İsnani iki. İsnani sayısı burada tesniye bir kelimeden sonra gelmiş. Huma tesniye bir zamir. Şahsani bu da tesniye bir isim. İsnani bu da tesniye bir isim. İsnani iki demek. İkinin sayıdan sonra geldiğini görmekteyiz. Birazdan bu ikinin kelimeden sonra, sayılandan sonra niye geldiğini anlamaya çalışacağız. Burada aşarat diyor, 10 diyor değil mi? Ondan sonra ne gelmiştir? Eşhas mesela. Şahs değil de eşhas. Cemi bir kelime. Eşhasan değil. Sin, sun da değil. Esreli. Hem cemi hem de mecrur gelmiş. 10 sayısından sonra. Başka burada sayı var mıydı? Belki de vardı. Ben fark edemedim ama şu az aşağıda var. Tekrardan oraya bakalım. Mesela ne diyor? Ba'de selaseti esabi'a. Selaseti kelime 3 rakamı esreli olabilir. 3'ten sonra gelen kelime esabi'a yine cemi gelmiştir. Usbu' müfred esabi'a cemidir. Ve ilgili kelime esabi'a kelimesi yine mecrur gelmiştir. Cer alameti fethadır. Gayri musarif olduğundan dolayı. Başka nerede bir sayı daha görebiliriz? Şurada hiçbir yerde yoksa şurada var. El mertebeti salise. Üçüncü demek. Salis kelimesi sağ tarafındaki kelimeye uymuştur değil mi? El mertebeti saliseti. El mertebe mecrur, salise de mecrur. O bakımdan ona bir uyum söz konusu. Mintis'i düvelin. 9'dan sonra gelen bak devlet demiyor. Düvel diyor. Yani cemi gelmiş 9'dan sonra. Ve düvelun demiyor, düvelin diyor. Mecrur gelmiş, esreyle gelmiş. Niye böyle olmuş? Birazdan bunlara değineceğiz. Es-Saffi, Es-Salisi. Es-Salis üçüncü demektir. Mecrur gelmiş, Es-Saffi. Bu da mecrur gelmiş. Acaba ona uyum mu sağlamış? Ve o fil hamiseti. Fi el hamiseti. Fi cer etmiş değil mi? Demek ki 5 nedir? Mecrur olabilir yani cümledeki akışa bağlı olarak değişkendir denilebilir. Vahidetun ve sittune liraten. Arada ne var? İki tane sayı arasında. Vahide rakamdır. Sittune sayıdır. Arada ne var? Vav var. Demek atıflı bir sayı. Matuf bir tane sayı bulduk. Liraten. Matuftan sonra gelen kelimenin mensup olarak geldiğini görmekteyiz. Bunun gibi şeyler birazdan dikkatimizi çekmeye başlayacak. Pekala. Dil bilgisi evvela müfred sayıları ele alalım. Müfred sayı demek 1 ile 10 arasındaki sayılar demektir. El kavaidu kurallar. El adedül müfredü müfred sayılar. 1 ile 10 arası. Şu 1'dir. Bu da 10'dur. Çünkü şu 1'di ya. Bu da 0. Yani nokta 0'dır Arapçada. Noktanın değeri nedir? 0'dır. Zaten burada belli. Türkçe'de bildiğimiz 0 Arapçada noktayla ifade edilmekte. Bunu harflerle yazmaya kalkarsan da sifrun diye yazarsın. Bir, Arapçada bir böyle. Bunu harflerle yazayım dersen vahidun dersin.
Rakamla 2, harflerle kelimeyle yazılış isnani 2. 3, bu 3'tür. Selasetun 3 demek. 4, 4'tür, bu şekilde yazılır Arapçada. Erbaetun 5 için. Hamsetun 6. Sittetun 7. Sebaetun 8. Semaniyetun 9. Tisaetun 10 nedir? Aşeratun şeklinde gelir. Bunlar ezberlemek zor mudur? Değildir. Bundan 6-7 yıl kadar önce çocuklar okutuyordum. Yani ilkokul seviyesi diyebiliriz. Tahtaya bunları aynı bu şekilde ben de yazmıştım. Şunları yazmamıştım. Sıfırın, vahidin, bunları yazmadım. Buna gerek yok. Şu üstünü sadece, şu Arapça yazılış ve Türkçe yazılışı aynı bu şekilde yazmıştım ben de. Bunu ezberlemelerini istedim. Tahtaya bir kere bakıp direkt anladık dediler. Ben de o zaman Kur'an'ı verdim ellerine. Yani 350 aç, 500 aç, 240 aç gibi şeyler söyledim. Amacım Kur'an-ı Kerim'de istedikleri sayfayı bulabilmeleri. İlla bir tercüme olması gerekmiyor. Arapça baskı da olsa bulabiliyorlar mı? Ve bulabiliyorlardı. Bunu öğrenmeleri eminim yani 2 dakika sürmedi ezberlemeleri. Tabii ilkokul seviyesi diyorum yani 8-9 bilemedik 10 yaşındaki çocuklardı. Bunu niye anlattım? Zor bir şey yok burada. Yani gerilmeyelim. Çok kolay bir şey olduğunu farkında olalım. YouTube'da bununla alakalı video da var. YouTube'da bu şeyleri nasıl bulurum? Mesela şuraya yazabilir miyim? Yazarız da yazmayalım. Biz direkt şeyden yapalım bunu. Buradan yazalım. YouTube'a girip şöyle yazarsak. El Erkam. Rakamlar demektir. İki nokta var yani iki noktayı biraz zor yazdım ama El Erkam rakamlar demek. YouTube'a bunu yazsanız bununla alakalı videolar, görseller bulabilirsiniz. Zihinde daha iyi kalabilmesi bakımına animasyonlar mevcuttur. Devam edelim. Müfret sayılardan 1 ve 2 sayılarının kullanışlarıyla 3'ten 10'a kadar olan onda dahil olmak üzere sayıların kullanışı farklılıklar vardır. İrab bakımından. İrab nedir? Harfin, kelimenin sonundaki değişikliktir. Yani ötre mi alıyor, fetha mı alıyor, esre mi alıyor, ne yapıyor? Erillik, dişillik. Eril, müzeker demek. Dişil, müennes demek. Bu yönlerden farklılıklar olduğu için ne yapıyoruz? 1 ile 2'yi bir grupta, 3 ile 10'u ise bir başka grupta ele almayı tercih ediyoruz demişler. 1 ile 2 sayısını bir işleyelim. 1 ve 2 sayılarının özellikleri şunlardır. Önce sayılan kullanılır, sonra sayı gelir. Yani diyelim ki 2 elma diyeceksen ne olacak? Önce sayılan, önce elmayı söyleyeceksin, peşine 2 diyeceksin. Elma 2, armut 2 veya kitap 1 gibi. Önce rakam, daha sonra o rakamla neyi ifade etmek istiyorsan o geliyor. Sayı sayılanın sıfatı konumundadır. Sayı sıfattır. Sayılan şey ise atıyorum elma, kitap ise bunlar nedir? Mevsuftur. Sıfatlanan kelimedir. Bu yüzden cinsiyet, sayı, belirlilik, belirsizlik ve irab bakımından sayılana, sayı var ya sayı, sayılana uymak zorundadır. Örnekleri geliyor. Ve ilahukum ilahun vahid. Ve ilahukum ilahun. Buradaki ilah kelimesi ne oldu? Mevsuf yani sıfatlanan kelime oldu. Müfrettir. Vahidun bu da tek demek değil mi? Tek demek, bir demek, bir tek ilahtır. İlah ile vahid arasında çeşitli benzerlikler, ortak noktalar vardır. İlah da müfret, vahid de müfret. Başka ne vardı? Ne diyordu burada? Hangi yönden uymaları gerekiyor? Cinsiyet yönünden uyduklarını fark ettiniz mi diyor. Cinsiyet yani her ikisi de nedir? Müzekerdir. Vahidetun demiyoruz, ilahetun demiyoruz. İkisi birden müzekker. İkisi birden müzekker, ikisi birden müennes. Müzekkerlik, müenneslik yönünden uyumlu olmaları gerekir. İlah kelimesi müzekker olduğu için vahid kelimesini müennes getiremezsin. Yani vahidetun yapamazsın. Bu da vahid müzekker olarak gelmesi gerekiyor. Başka ne vardı?
Sayı söyledik mi? Sayı yönünden. Sayı nedir? Yani müfredde müfred, tesniye tesniye, cemiye cemi olmaları gerekir. İlah müfrettir, vahid de müfrettir. İlah kelimesi marife değildir. Yani el ilah demiyor. Vahid kelimesi de marife değildir. Ya marife olacaksa ikisi birden marife olacak. Nekre olacaksa ikisi birden nekre olacak. Ve irab bakımından ilahun demiş, yani ötre almış. Bu da vahidin olamaz dolayısıyla, değil mi? Vahiden de olamaz. Madem ilahun ötreyle bitti, bu da ötreyle bitecek. İrab bakımından da uyum olmalı. Ve ma kâne nâsu illâ ümmeten vâhideten. Mesela ümmeten vâhideten kelimesine baktığımızda ne görüyoruz evvela? Evvela şunu görüyoruz, yani sayılan önce geliyor, sayı sonra geliyor. İlah kelimesi önce, rakam sonra. Ümmet kelimesi önce, rakam sonra. Yani vahideten ümmeten değil. Sayıyı, o rakamı en sol tarafa alıyoruz. Sağ tarafta da o sayıyla ne ifade etmek istiyorsan onu söylüyorsun. Hani elma, armut, kitap, bilgisayar, defter diyeceksen, işte bir diyeceksen veya iki tane diyeceksen bunlarla alakalı. Önce kitabı, elmayı, armutu, bilgisayarı getiriyorsun. Peşine bir, iki, bir, iki, bir elma, iki armut gibi söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte ümmet kelimesi müfrettir, vahidet müfrettir. Ümmet müennestir, T ile bitmiştir. Vahide de T ile bitmiştir. Ümmet mensuptur, fetha ile bitmiş. Vahide de fetha ile bitmiştir. Ümmet nekredir, vahide de yine nedir? O da nekredir. İkisi birden aynı şeydir. Sadara kitabani isnani fi hadel mevvu'i. Bu konuda iki tane kitap çıktı. Sadara çıktı kitabani isnani. İsnani iki demek. Şimdi ikiden önce geliyor. İki ne yani? İki kitap diyeceğim ben. Ha, o zaman önce kitabı getireceksin, sonra ikiyi getireceksin. Bu bilgi önemli. Neden? Mesela burada ne demiş? Bu konuda iki kitap çıktı. Soru şöyle gelse. Bu konuda iki tane kitap çıktı. Tercümesinin Arapça karşılığı nedir? A şıkkı Sadara kitabani isnani. B şıkkı Sadara isnani kitabani diye gelebilir mesela. Sen ne yapman lazım? 1 ila 2'den, hem 1'den hem 2'den bahsediyorsak önce ne kastedildiği gelmeli, o saydığımız şey gelmeli, peşine rakamı getirmeliyiz. Yani kitabani önce gelmeli veya kalem, elma, armut, bilgisayar, telefon, su, bardak, her nereden bahsediyorsan önce o gelecek. Peşine 1 mi 2 mi onu ifade edeceğiz. Kitabani isnani arasındaki uyumu görüyorsunuz. Hangi konularda uyum var? Burada yazan şeyler. Yani cinsiyet, kitabani müzekkerdir, isnani de müzekkerdir. Bunun müennesi nasıl olur ki? Şurada olduğu gibi, yani mecelle tani, isne tani, eliften önce t olursa burada ne var? Eliften önce t var. Ha, o zaman müennestir bunlar. Burada eliften önce t var mı? İkisinde de yok. Demek ki bunlar müzekkerdir. Bu kitabani isnan her ikisi de nedir? Merfudur. Nitekim elifle yazılmışlar. Yani nun'un hemen sağında elif var. Demek ki merfudur. İrabı budur. İrabını söyledik. Cinsiyetini söyledik. Belirli belirsiz marife mi nekre mi? İkisi de marifedir. Mi? Hayır. İkisi de nekredir. İkisinde de elif lam yoktur. İrab ikisi de merfudur dedik. İkisi de tesniyedir. Sayı duymuştur. Tucedu fi hadel mecali mecelletani isnetani. Mecelle tane eliften önce t var. İsne tane eliften önce t var. Demek her ikisi de ney? Müennes. Nundan önce elif var. Ha, demek her ikisi de ney? İrabı merfu. Her ikisi de tesniyedir. Elif ile nunla bitmiştir. Her ikisi de nekredir. Marife değildir. Bu bakımdan birbirlerinde uyum içerisindeler. Başka? Elledül vahidetu. Yet kelimesi müennestir. El vahide bu da müennestir. Ve her ikisinin birden marife olduğunu görmekteyiz. İkisi de müennes, ikisi de marife. El yedi kelimesi nasıl müennestir? Yani kendisinde T yok ki. El yedi kelimesi el demek. Ve yedi kelimesi semai müennestir. Yani kendisinde müenneslik alametini göremesek bile yine de nedir? Müennestir. İşitmeye bağlı olarak. Araplar öyle kullanmış. Semai müennes başlığı altında yer almaktadır. Kendisinin bizzat müenneslik alameti lafızda, yazılışta olmasa da müennes olarak kabul edilmiştir, ittifaklıdır. Madem ki müennestir, peşine getireceğin sayının da müennes olması gerekir. El vahide bu da nedir? Müennestir. Her ikisinin merfu olduğunu görmekteyiz. Her ikisi elif lamlı, yani her ikisi de marifedir. Bunları hep görüyorsunuz.
El mecelletani, el isnetani. Elif lamlıdır her ikisi de. Dolayısıyla ikisi de marifedir. İkisi de tesniyedir zaten. Esterin nunla bitmiştir. Ve sağında elif olmuş var değil mi? Onların raf halinde olduğunu göstermekte. Eliflerin de sağında T var. Bu da onların müennes halde olduklarını göstermektedir. Hep uyum söz konusu. Kâne fî fil methafi sâihun vâhidun. Sâih ile vâhid arasında yukarıda bahsedilen uyumları yine görmektesiniz. Tek tek tekrar etmeyeyim ben. Sâihetun vâhidetun. Bu ikisi arasındaki uyumu da görmektesiniz. Sağdaki grupta ne fark var? Bunlar müennestir. Ta ile bitmiştir. Peşine veledani isnani arasındaki uyumu fark ettiniz. Bintani isnetani arasındaki uyumu fark ettiniz. Fark ettiğinize göre demek ki bunu anladınız. Evet. Özetlemek gerekirse 1 ile 2 arasındaki uyum noktaları hangi alanlardır? Tek tek bilmeniz lazım. Bir yere not alacağız. 1 ve 2 rakamının kullanımındaki sayılan şey ile bu rakamlar arasındaki uyum hangi noktalarda olmaktadır? 1 ile 2 sayılan şeyden sonra yani sol tarafta gelmektedir. Bunu da unutmuyoruz. Sıra geldi 3 ile 10 arasındaki noktalara. Üç ile 10 arasındaki sayıların özelliklerini şöyle anlatabiliriz. Türkçe'de olduğu gibi önce sayı geliyor, sonra sayılan. Yani 3 elma diyeceksen bu defa önce 3'ü sonra elmayı getireceksin. 5 tane kitap diyeceksen önce 5'i sonra kitabı getireceksin. Türkçe'de olduğu gibi önce rakam, sonra o rakamla neyi ifade edeceksen o geliyor. Sayılar kendilerinden sonra kullanılan sayılanın daima muzafı konumundadır. Bu bakımdan son hareketleri cümlede hangi öge durumunda olduklarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sayılanları yani temizleri muzafın ileyh yani tamlayan konumunda oldukları için daima mecrurdurlar. Ne anladık burada? Burada şunu anladık. 3 ile 10 arasındaki rakamlar ki 3 de dahil 10 da dahil olmak üzere bu rakamların kendi irabları değişkendir. Bunlar merfu da olur, mensup da olur, mecrur da olur. Yani ötre, fetha, esre alabilirler. Bunlar değişken. Ama kendilerinden sonra yani sol tarafta yazılan kelime örnek 3 elma diyeceksen oradaki elma yani daima mecrur olacak. Esreli olacak. Her zaman esreli olmayabilir ama her zaman mecrurdur. Çünkü mecrur kavramı esreli demek değil. Mecrur daha geniş bir kavramdır. Sayılanlar çoğul ve belirsiz olacak. Hem cemi hem de nekre olarak gelmelidir. Müfret gelemez. Sayının cinsiyeti sayılanın cinsiyetinin zıttıdır. Bu asla unutulmamalı. Aşırı derecede önemli bu. Bununla kesin soru gelir yani. Benden söylemesi. Sayının cinsiyeti sayılanla farklıdır, zıttır. Ne gibi? Yani 5 tane kitap diyeceksen 5 ile kitap uyumlu olmaz. 5 müzekker ise kitap müennes olur. Aralarında bir zıtlık olmalıdır yani. 8 tane armut diyeceksen 8 ile armut müzekker müenneslik bakımından uyum içerisinde olmayacaktır. Peki ben şimdi müzekkerlik, müenneslik bunu nasıl da neye dayanarak belirleyeceğim? Rakamdan sonra yani kendisinden sonra kullanılan kendisi rakam burada. Kendisinden sonra kullanılan kelimenin tekil durumundaki cinsiyeti göz önünde bulundurularak kelimenin cemisine bakmayacaksın. Cemisine baktın mı anlayamazsın müzekker mi müennes mi? Sen onun tekiline, müfredine bakacaksın. Sayı eril veya dişil olarak kullanılır. Sayılanın tekil formu erilse sayı ne olur? Dişi olarak gelir. Sayılan tekil formu dişil ise sayı da eril olarak gelir. Sayılanın yani o 3 elma 5 kitap dedi ki o elmalar, kitaplar, armutlar onların müfredlerine bakacaksın. Müfredi eril midir, dişil midir ona göre belirleyeceksin. Görmüş olduğun cemi kelimeye bakarak karar vermeyeceksin. Müennesin, müzekker mi? Müfredini bilerek anlaşılır. Müfredi her neyse sayıyı da onun zıttına getir. İncele demiş. Bu zıtlıkları anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki
İştaratü ben satın aldım. Ne? Sebate kutubin. 7 tane kitap. Burada anlatılacak çok şey var. İştaratü, iştara mazi fiil, tufal, sebate onun mef'ulü olmaktadır. Mef'ul olduğu için sebate demiş değil mi? Fetha ile bitirmiş. Sebatu demedi yani. Sebatun demedi. Sebatin demedi. Sebate tek fetha aldı. Seba kelimesi. Kendisi fetha aldı. Mef'ul olduğu için. Mef'uller mensuptur. Seba kelimesinin mensupluk alameti fethadır. Peki neden iki tane fetha almadı? Çünkü seba kelimesi muzaftır. Muzaflar tenvin alamaz. Tenvin nedir? Tenvin iki üstün veya iki esre ve iki ötreye denir. Ve yani muzaflar tenvin alamazlar. Tenvin bu demek. İki üstün, iki esre, iki ötre. Muzaflar tenvin alamaz. Bundan dolayı tek fetha almıştır. Sebaate kelimesi muzaftır. Yani cer ameli yapan bir kelimedir. Basit ifadeyle. Kutup kelimesi onun muzafun ileyhidir. Dolayısıyla kendisi mecrur olmalıdır ve mecrur olmuş. Kutup kelimesinin cer alameti esre olmaktadır. Ama tek esre değil de iki esre yani temin almış. Neden? Temin almasında mani bir durum yok. Ne gibi? Kendisi gayrimusarif değil ve ayrıca kendisinden sonra gelen kelimeye muzaf değil. Ve kendisi eliflamlı değil. Yani temin almasına mani bir durum yok. Bu İrab'a dair anlatmayı düşündüğüm şeydi. Ama konu sadece İrab'la alakalı değil. Burada görmemiz gereken daha başka şeyler var. Asıl konu ne? Şimdi seben kelimesi ne demek? 7 demek. Kitapta ne diyordu? 3 ile 10 arasındaki rakamları işliyoruz an itibariyle. 3 de dahil, 10 da dahil olmak üzere ve arasındakileri. 7 onun arasındaki bir rakamdır. Ne dedi burada? Dedi ki sayının cinsiyeti sayılanın cinsiyetinin zıttıdır. Sayı seba. Sayılan hangisi? Kutup. Kutup kitaplar demektir. Şimdi ben sayılan kelimenin cinsiyetini belirlemek için ne yapmalıydım? Sayılanın tekil formuna bakmam lazım. Yani tekil durumundaki cinsiyetini göz önünde bulundurarak buna karar vermeliyim. Kütüp kelimesinin tekili yani müfredi nedir? Kitabun. Kitabun. Kitap kelimesi müzekker müennes mi? Müzekkerdir. Yani madem müzekkerdir o zaman ben sayı müennes getirmeliyim. Çünkü ne dedik biz burada? Zıttı demiştik değil mi? Zıttı. Zıt olmalı. Sayılan ile sayı zıt olmalı. O zaman madem ki kütüp nedir? Müzekkerdir. Ben de rakamımı müennes getirmeliyim. Ve getirdim. Sebe te dedim. Gördüğünüz üzere. Müzekkerlik, müenneslik bakımından ne var? Bir zıtlık var. Tamam, bu anlaşıldı. Başka ne var burada? Ne görmeliyim? Şunu da görmelisin. Sebate'den sonra kitap gelmedi. Bak, kütüp geldi. Niye kitap gelmedi? Çünkü 3 ile 10 arasındaki rakamlardan sonra gelecek olan o kelimeye temyiz denilmektedir. Unutmayın. Temyiz denilmektedir. İşte o kelime, rakamdan sonra gelen kelime, 3 ile 10 arasındaki rakamlardan sonra gelen kelime, cemi ve mecrur olmak zorundadır. Kelime cemi o yüzden geldi. Kitap gelmedi de kütüp geldi. Ve mecrur olmalıdır. Kutu ben değil yani. Bu sınavda çıkabilecek bir şeydir. %99 çıkar yani. Bizzat bir örnek çıkar demiyorum. Bu bilgiye dayalı bir soru çıkar. Nasıl çıkar? Şöyle mesela. İştaraytu seb'ate nokta nokta nokta. Aşağıdaki şıklardan işte hangisi oraya boşluğa getirilmelidir? Parantezde kutubin, kutuben, kutubun, kitabin, kitaben gibi gelebilir. Sen ne yapmalısın? Seba 7'dir. 3 ila 10 arasındaki rakamların temyizi yani kendisinden sonra gelen kelimenin cemi ve mecrur olarak gelmesi gerektiğini çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla cemi ve mecrur bir kelime getirmen gerekir. O da nedir? Kutuptur. Adam kitap satın almamış olabilir yani adam oraya babun kapı demek biliyorsunuz. Bunun cemisine gelir. Babun kelimesinin cemisi ebvab gelmektedir. Ebvabun. Adam belki kapı satın aldı. Yani herkes kitap almak zorunda değil ki. İştaraytu ben satın aldım. Seb'ate ebvab kelimesini oraya getirirsen seb'ate ebvabin artık olmalı değil mi? Temyizi çünkü onun mecrur geliyor. Ne demek istiyorum?
Sebaat'ten sonra kitap kelimesi parantez arasında olmayabilir. Kitap yerine farklı bir kelime kullanabilirler. Her ne kullanırlarsa kullansınlar, sen kelimenin cemi ve mecrur olup olmadığını sorgulamalısın. Birinci örneğe dair anlatacağım şeyler bundan ibaret idi. İkincisine bakalım. Qara'tu ben okudum fil ütleti. Tatilde ne okudum? Selase rivayatin. Üç tane rivayet okudum. Yani üç roman okudum. Qara'ya fiil, tuğul fail, fil ütleti zarf olur. Tatilde okudum. Zaman zarfı bir zaman bildiriyor bize. Ne okudun peki tatilde? Selase. Selase kelimesi burada meful olduğundan dolayı mensup gelmiştir. Selasu da olabilirdi yani. Selasi de olabilir. 3 ile 10 arasındaki rakamların irabı değişkendir. Sebaate, sebaati, sebatu olabilir. Burada fetha ile geldi. Meful olduğu için. Selase rivayatin. Şimdi rivayatin kelimesi ve selas kelimesini tek tek ele almaya çalışalım. 1. Rivayatin kelimesinin müfredi nedir? Çünkü müfredi değil mi? Tekil durumundaki cinsiyetini göz önüne almalısın. Rivayatin müfredi nedir? Rivayetun. Rivayet. Rivayetun bir rivayet. Söz aktarımı, nakletmek. Rivayetün müfrettir, rivayetane tesniyedir, rivayatın cemidir. Peki rivayetün müennes midir? Evet, kapalı tayla bitti. Müenneslik alameti nedir? 1. Kelimenin tayla bitmesi. Kapalı tayla bitmiş olması onun müennes olduğunu gösterir. İlla kapalı ta olması gerekmez. Müenneslik alameti başka ne var? Şurada olduğu gibi açık T. Yani T2'dir. Ya şöyle yazılır T ya da şöyle yazılır. Yani şöyle de yazılabilir. 3 tane farklı T yazabilirsin. Hepsi de müenneslik alametidir. Başka? Bu da müenneslik alametidir. Başka? Bu da müenneslik alametidir. Kelimenin böyle bitmiş olması onun müennes olduğunu gösterir. Rivayet kelimesinin müfredinin müennes olduğunu gördük. Çünkü kapalı ta ile bitiyormuş. Rivayetun. Tamam, müennes bu. O zaman selas ne olması lazım? Müzeker olması lazım. Zaten müzeker yazılmış. Sonunda T var mı? Yok. Elif-i memdudu, elif-i meksura var mı? Yok. Demek ki müzeker yazılmış. Yani rakamımız 3 burada nedir? Müzekerdir. Sayılan kelime ki teknik tabirle onun adı neydi? Temyiz. Yani rivayet kelimesi ise müennes. Arada ne var? Zıtlık var. Zıtlığı bulduk. Selas kelimesinin ayrıca muzaf rivayet kelimesinin muzafun ileyh olduğunu, temyizin cemi ve mecrur olarak gelmesi gerektiğini unutmuyoruz. Zaten cemiye gelmiş ve mecrur gelmiştir. Aynı bilgiler burada da var. Burada da var. Şimdi daha hızlı anlatalım. Daha özet geçelim. İki tanesi üzerine ciddi durduk. İyice anlaşılsın diye. Fi medresetina aşaratu muallimine. Aşaratu kelimesi 10 rakamdır. 10 müennes gelmiş değil mi? Sonunda kapalı ta var. Müennes gelmiş. Neden müennes gelmiş? Çünkü muallimine kelimesi müzekkerdir. Muallimune, muallimine. Müfredi nedir? Müfredi muallimun. Evet, biraz problem yaşadık. Muallimun gelmekte. Muallimun müzekkerdir. Müenneslik alameti yok ki muallimetun demedik yani. Muallimatun demedik. Muallimun müzekkerdir. Madem müzekkerdir, onun cimrisi de nedir? Müzekkerdir. Cimrisi ne gelir evvela? Muallimune. Kelimenin sonuna vav ile nun eklenir. Muallimune. Burada ise cer halidir. O da nedir? Muallimine. Kelime cimi müzekker salimdir. Cimi müzekker salimin cer hali vavın silinip vav yerine ya yazılmasıdır ve yazılmış zaten. Mimden sonra ya gelmiş. Cer halindedir. Kelime cimidir ve mecrurdur. 3 ile 10 arasındaki sayıların temyizi cemi mecrur gelir demiştik ve cemi mecrur gelmiştir. İlgili kelime müzekkerdir. Haşaratu ise müennestir. Zıtlık da vardır yani. Erba'u muallimatin. Muallimatin kelimesinin müfredi ise muallimetundur. Muallime tun. Yani kelime müennestir kapalı tayla bittiği için.
müennes olduğundan dolayı, müfredi yani müennes olduğundan dolayı cemisi de müennestir. Muallimatun. Cemi müennes salim olmaktan. Nitekim kapı açık T ve hemen sağında dik elif vardır. Bu şekilde bittiğinden dolayı buna cemi müennes salim adı verilmiştir. Müfredinin müennes olduğunu gördük. Demek ki kendisi de müennes o zaman. Müfredine ise kendisine o hüküm veriliyor çünkü. Madem müennes, erba'ı rakamının müzekker gelmesi doğrudur. Muallimatin kelimesi burada mecrurdur. Celameti esredir. Niye mecrur? Çünkü 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi cemi ve mecrur gelir demiştik. Peki fi medresetine, bizim medresemizde vardır ne? Aşaratu. Burada rakamı merfu okuduk. Çünkü müptedadır. Ve erba'u, erba'a değil, erba'u merfu geldi. Neden? Vav atı farklıdır. Sağındaki merfulu sonuna aktarmıştır. Yukarıda selase fetalı geldi, sebate fetalı geldi. Burada bunlar merfu geldi. Yani dikkatinizi çekmek istiyoruz. Cemil Müzekker Salim'in cerha alametinin ya olduğuna, Cemil Müennes Salim'in esre olduğuna dikkat ediyoruz. Cemil Müzekker Salim'in cer alameti yadır. Bundan önce ya gelmiştir. Cemil Müennes Salim'de ise cer alameti esredir. Sonuncu örnek ya'melu fi hadi şirketi veya şirketi hamsetu ummalin. Hamse kelimesi burada müennes olarak gelmiştir. Peşine gelen sittu amilatin, sittu ise müzekker olarak gelmiştir. Ummal kelimesi cemi mükesserdir. Müfredi amilun, ismi fail. Amele kökünden amilun, amilani, amiluna, ummalun ve ummelun ve amelatun. Amilun müfrettir, müzekkerdir. Mühendislik alameti taşımadığı için müzekker diyoruz. Öyleyse cemisine de müzekkerdir dememiz gerekir. Madem müzekkerdir, öyleyse rakamın, sağdaki rakamın müennes kullanılması gerekir. Zıt olmaları gerektiği için. Ve müennes kullanılmış zaten. Ve sittu amilatin. Amilat kelimesinin müfredi ise nedir? Amiletun. Amiletun gelmektedir. Yani müennestir müfredi. Bundan dolayı amilat olan o cimisi de müennestir. Madem müennestir, öyleyse rakamın müzekker gelmesi gerekir. Zaten gelmiş sittu. Müzekkerdir. Ya'melu fi hadi şirketi. Ya'melu çalışıyor. Fi hadi şirketi veya şirketi. Bu şirkette çalışıyor ne? Hamsetu ummalin. Fail olduğu için hamse rakamı merfu gelmiştir. Vav harfi atıf harfidir. Sağdaki irabı sola aktarmak da görevlidir. Madem sağdaki kelime merfuydu, o zaman soldaki de merfu olacak. Bu yüzden sittu merfudur. Ummal kelimesi cemi ve mükesser gelmiştir. Çünkü temyizi, beşin temyizi öyle gelir. Amilatin, bu da mecrur gelmiştir. Çünkü altı rakamının temyizi de cemi mecrur gelmelidir. Bunlar dikkatinizi çekiyor artık. Aşağıdaki kelimelerin tekil ve çoğul durumlarına bakalım ve 3-10 grubundaki sayılarla kullanılış biçimlerini inceleyelim demiş. Şimdi mudun kelimesi cemi mükesserdir. Mudun kelimesine bakarsan müenneslik alameti yoktur. Direkt müzekker dersin. Ama öyle midir? Müfredine baktığında medinetun, Medine ise kapalı ta içeriyor. Yani müennestir. Dolayısıyla bir kelime gördüğümüzde, burada özellikle onun üstüne duruyorlar. Bir kelime gördüğünde direkt müzekkerdir, müennestir diyemezsin. Onun müfredini bilmen, araştırman gerekir. Sınavda herhangi bir kelime soruldu. Ben onun müfredini nereden bileyim? Yani daha önce görmediğiniz bir kelime ise müfredini bilemeyiz. Doğrudur. Müfred tespiti için biraz çekim bilmemiz gerekir. Biraz da sözlükle aramızın iyi olması gerekir. Ama o tür bir kelime kullanılacaklarını ben zannetmiyorum. Kitaptan çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden buradaki kelimelere dikkat edersek sınavda rahat edeceğimizi düşünmekteyim. Mudun kelimesini gördün. Direkt müzekker müennes deme. Ne yap? Müfredine bak. Müfredine baktın. Medinetun. Müennestir. Ha, öyleyse cemisi de müennestir. Sufun kelimesi gemiler demektir. Cemi bir kelime, cemi mükesserdir, kırık çoğul. Mühendislik alameti taşımıyor. Ha, öyleyse müzekkerdir. Yok öyle demesen yine de ne yap? Ona müfredine bak. Müfredine bakarsan mühendislik alameti taşıyor. Mühendistir. Ha, öyleyse cemisi de mühendistir. Kutubun müzekkerdir. Müfredi de müzekkerdir.
Sol taraftaki kelimelerin hepsi cemi fark ediyorsunuz. Sağ taraftakiler onun müfredi. Kitap, kütüp her ikisi de müzekker. Kısmun eksam her ikisi de müzekker. Saatun saatun her ikisi de müennes. Liratun liratun her ikisi de müennes. Cüneyhun cüneyhatun. Müfredi yani cüneyh müzekkerdir. Cemisi müennestir. Dular, dularat, dular müzekkerdir. Müfret bir müzekker. Dularat ise cemi bir müennestir. Hem müennestir hem cemidir. Bu bilgilerin ne önemi var? Şöyle bir önemi var yani. Safertu fi hâde saffi ilâ selâsi mudinin. Mudin kelimesini gördün. Ha, bu müzekkerdir. Selâs da müzekkerdir. Yazılış hatası var diyebilirsin belki. Veya selasi nokta nokta nokta. İlgili yere ne gelmelidir? Şıklara bakıyorsun. Mudunun var. Mudunetun var mesela. Müennes yazılmış güya. Gibi farklı farklı şeyler var. Sen ne seçmen gerekiyor orada? Mudun seçmen lazım. Neden mudunu seçiyoruz? Çünkü selas müzekkerdir. Mudun müennestir. Mudun nasıl müennestir? Bizzat kendisi müennes değil ama müfredine bakarsan müfredi müennestir. O zaman cimisine de müennes hükmü verilir. O da müennes sayılır yani. Selas da müzekkerdi. Demek ki arada ne var? Bir zıtlık var. Zıtlık olmalıydı. Tamam, zıtlığı sağladım. Müdün kelimesi cemi. Evet. Müdün kelimesi mecrur. Evet. Demek ki doğru şıkkı seçtik. Seb'e sufunin. Seb'e müzekkerdir. Ne lazım ona? Müennes bir temyiz lazım. Suf'un kelimesi müennes değil ki. Bizzat kendisi değil ama müfredi müennes olduğu için kendisine de müennes deniyor yani. Müennes kabul ediliyor. Dolayısıyla buraya yazılması doğrudur. Suf'un aynı zamanda cemidir, aynı zamanda mecrurdur ki öyle olmalıydı zaten. Diğerleri de öyle yani. Semaniye müennes, kitap müzekker. Aşarati müennes, eksam müzekker. Bu müzekker, bu müennes. Bu müzekker, bu müennes. Müennes müzekker. Nasıl müzekker? Bu kelime müzekker mi? Müfredi müzekkerce kendisi de müzekker kabul ediliyor dolayısıyla. Nitekim bu rakam yani müennes. Bir seb'eti müennestir. Dularat bakarsan müennestir. Evet ama müfredi ne? Müzekker. Ha, o zaman burada bu da müzekker kabul edilmiştir. Zıtlık böylece tamamlanmış oldu. Sağlanmış oldu. Bu örneklerde görüldüğü üzere. Evet, anlattığım şeyleri muhtemelen anlatmıştır. Okumadım, geçtim. Şimdi de aşağıdaki cümlelerde sayı ve sayılanı İrab yönünden inceleyelim. Biz zaten bunu inceliyorduk. Bizim için yeni bir şey olmayacak. Selasetü dullabin. Dullab kelimesinin cemi olduğunu ve mecrur olduğunu görmektesiniz. Selasete dullabin. Kelimenin yine cemi ve mecrur olduğunu görmektesiniz. Selaseti dullabin. Kelime yine cemi ve mecrurdur. Niye? Çünkü burada üzerinde durmak istenen şey selase. Artık rakamın irabına geçmiş. Ca ile saffi. Ca geldi ile saffi. Sınıfa kim geldi? Ne geldi? Fail lazım. O yüzden merfu. Ra'yutu afil tu fail. Fil hadigati. Bahçede gördüm. Kimin neyi? Meful lazım. Ha, bu yüzden selase te mensup olmuş. Fethayla bitmiş. Sellemtu, ben selam verdim. Ala harfi cerrinden sonra rakamı getirirsen mecrur olur. Bu da nedir? Doğaldır. Ne anlatılmak istendi? 3 ile 10 arasındaki sayılar mureptir. Murep değişken demek. Cümlenin akışına göre sonuncu harfi feta, esre, ötre olabilir. Bu anlatılıyor. 3 ile 10'dan sonra gelen kelimeler ise her zaman için cemi ve mecrur olmak zorundadır. Şimdi burada cemi müzekkerin irabını görüyoruz. Muallimune muallimine. Muallimune muallimine. Ne anlatmak istedim? Cemi müzekker salimin cer alameti yağdır. Nunun sağında yağ varsa nun fethalı, sağında da yağ var. Ve bu yağ muallimine, yanında sağ esreli yani. Fethalı bir nun, sağında yağ var, yanında sağ esreli. Bu nedir? Cemi müzekker salimin cer halidir ve doğru yazılıştır. Rakamdan sonra bu gelir yani. Bu şekilde gelir. Eğer muallimune olsaydı, vav ve nunla bitseydi, o zaman merfu hali olurdu ki buraya uyumlu olmazdı. Cer alameti yağdır yani. Cemi müzekker salimlerde.
Bu isimler de irab konusuna girmektedir. İsimler de iraba dair daha önce çekilmiş videomuz vardır. Burayı bundan sonrasını anlamayan kesinlikle onu izlemelidir. Şimdi cemi müennese geldi. Cemi müennes salim. Muallim, muatin, muallim, muatin, muallim, muatin. Cemi müennes salim. Açık bir T ve sağında dik elifle biten kelimelerdir. Yani %98 oranında karşılaşacağınız kelimeler bu tür kelimelere cemi müennes salim denilir. Bunun dışında cemi mükesserlerin de bir kısmı bu şekilde gelmektedir ama onlar nadir olarak denk gelirsiniz. Demek ki açık bir T ve sağında dik elif varsa kelime böyle bitiyorsa bu kelimenin cer alameti esredir. Esre ile bittiyse doğru yazılmıştır. Tabi 3 ila 10 rakamından sonra gelirse ve böyle yazılırsa doğrudur diyoruz. Dikkat! Aşer sayısı yazıyla yazıldığında şin harfinin harekesi eğer sayılan el olursa fethalı, sayılan dişi olursa sükunlu olur. Yani aşra veya aşera. Aşra, aşara. Şimdi aşra kelimesi T ile bitmiyor değil mi? Ha, o yüzden şin sükunlu, cezimli. Burada kelime ise T ile bitmiştir. Ra'dan sonra T gelmiştir. Ha, öyleyse şin fethalı oluyor. Peşine gelen kelimelerle alakalı bu. Dalibatin yani müennes kelime kullanacaksan rakamda T yoktur ve şin cezimlidir. Eğer ondan sonra sen müzekker bir kelime getireceksen kelimenin rakamın sonuna T getireceksin ve şini fethalayacaksın. Bu çok önemli bir bilgidir. Neden önemlidir? Haracet mine safi aşir yazar nokta nokta der. Aşaret eder nokta nokta der. Şimdi bu noktalı yere dalibatin mi da Dullabin mi gelecek? Burada Dullabin yazıyor. Bu kelime T ile bitmediğine göre ne olmalı? Dalibatin gelmeli. Bu kelime T ile bittiğine göre Dullabin olmalı. Şöyle olabilir. Sadece şu aşırı yerine nokta nokta yazar. Bu da önemli bir bilgi. Şurada sadece nokta nokta olur. Şurada aşarat kelimesinin olduğu yerde de sadece nokta nokta olur. Noktalı yerler hangisi gelmelidir? A şıkkı. İşte aşra tire aşarete. B şıkkı aşarete tire aşra. Bu da olabilir değil mi? Hangisinin nereye gelmesi gerektiğine o yüzden dikkat etmeliyiz. Sonuç. Eğer rakamı T ile bitireceksen peşine müzekker gelmelidir. Ve bu kelime şin fethalı olmalıdır. 1, 2, 3, 10 arasındaki temel kullanım farklılıklarını ve irab özelliklerini yeni örneklerle açıklamaya çalışın demiş ve İrabul Kur'an'dan burada bahsetmeye başlamıştır. Birinci üniteye dair çekmiş olduğumuz ilk videonun sonuna geldik. İkinci videomuz buradan devam edecektir. Yani ilk üniteyi iki farklı videoda ele almış olacağız inşallah. Devam videosu daha sonra eklenecektir.